çoraplarını katlıyor. Evet, Emily çoraplarını katlıyor çünkü bugün kızı nereye? New York! Arkadaşlar, güno güno, tüno tüno. Siz bunu izlediğiniz zaman ben New York'ta green kartlı kendime bir müstakbel koca bulmuş, evlenmiş olacağım. Allah Allah Allah! Şaka şaka. Green Card başvuruları başlamış bu arada, sakın kaçırmayın. Ya da başvurmayacak. Ya bak, gitmeyi düşünmüyorsanız başvurmayın, olur mu? Şimdi Eda. Eda, bunu bugüne kadar bize nasıl söylemedin? Sen hain misin, kardeş misin diyecek olursanız. Evet, söylemedim. Çünkü neden biliyor musunuz? Nazar değer diye çok korktum arkadaşlar. Huzursuzum, huzursuzum. Gerçekten valla nazar değer diye söylemedim. Niye nazar değer diye söylemedim? O da çok şey gibi gelecek kulağınıza da. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi düşünsenize, ben size gelip diyorum ki arkadaşlar ben New York'a gidiyorum falan diyorum. Tamam mı? Siz böyle heyecanlandırıyorsunuz. Birden bakıyorsunuz ki dolar 1500 olmuş. Gidebilir miyim öyle birden? Gitmem. O yüzden yani ülke ekonomisi ve refah seviyesi için size haber vermedim. Ay. Anne, ocak açıkmış ya. New York derken ben Tahtalıköy'e gidiyordum New York yerine. Şimdi süper bir şey deneyeceğim, izleyin. Bugüne kadar çayımı, içeceğimi, her şeyimi annem getirdi önüme. Bugün ben hayırlı bir evlat olmaya karar verdim New York'a gittiğim için. Bugün annemle kendime içeceği ben hazırlayacağım. Hayırlı evlat böyle olur, aklınızda bulunsun. Arada bir annenize içecek hazırlayın. Mesela kullar mı zaten benim evde sudan çok tüketilen bir şey olduğu için her yerden... Aha, şuradan da çıktı. Her yerden bir tane bundan çıkıyor ama... Bakın ne çıkmış. Dimesin cool berisi. Bu böğürtlenme hibiskus aromalı ve şu gördüğünüz şeyden 5 bardaklık içecek çıkıyor. Allah şunu bulandan razı olsun, tamam mı? Tuttuğu her şeyi altın etsin ama... Yok, etmesin. Etmesin ya. Borsayı da düşünüyorum da bir yandan. Ya tamam, Allah işte ne murad varsa versin. Bundan birazcık koyuyorum. Ay, mis gibi kokuyor. Birazcık şundan koyuyoruz. Bir ölçü. Bence yeterli. Hayırlı evlat iksirini verdim size. Şimdi buzlarımızı ekleyeceğim. Şöyle buzlarım var yuvarlak. Buz gibi. Şimdi sularımızı ekleyeceğiz. Tadım testi. Ağzım su yaktı. Çok güzel. Biraz daha su ekleyeyim. İçtiğim anneme mi versem acaba? Bugün ben hayırlı bir evlat olmaya karar verdim. Aşırı iyi. O kadar, o kadar iyi ki. Aklınız duracak bak. Kullarımı da çok seviyorum. Bak, ikisi de benim çocuğummuş. İkisinin de güzel yanlarını ortaya çıkarmak istiyorum şimdi. Bir dakika. Kullarımı çok seviyordum, tamam mı? Diyordum ki daha iyi bir içecek geleceğini düşünmüyorum. Ben kullarım yani. Kullarım. Ama bir şey diyeyim mi? Buna bayıldım. Şimdi şunu bulduğunuz yerde alın. Anneme tadım testi yaptıracağım. En sevdiğin çocuğun sana içecek yaptı. Ay, çok güzelmiş rengi. Daha şeker kız gibi olduk. Ne kadar güzelmiş rengi. Afiyet olsun akıllım. Hadi bir tadına bak bakayım. Aman Allah'ım, bu çok güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şeymiş Eda. Neden daha önce yapmadın? Hani yeni çıktı çünkü. Jil misin sen? Benim niye haberim yok bundan? Sevdin mi? Çok sevdim ya. Ben işte meyveleri ben doğradım. Ben şey yaptım, geçirdim blenderdan. Böyle cam gibi. Hiç yutmadım. Ben bunları alıp da gitmez miyim? Bunu ben yanımda götürüyorum New York'a. Sıvı şeyiniz var. Kotanız var. Sıvı kotanız yok mu? Dolabın arkasına saklayacağım bunları. Çok iyi ya. Bence de. Afiyet. En sevdiğin evladın ben miyim? Hayır. Ne ver o içeceği? Al. Arkadaşlar, evde annene de. Çünkü burada şunlar çıkarttığımız kıyafetler valize gireceğini düşündüm. Sonra girmedi hiçbiri. Şöyle bir valizim var. Bunu kırdılar ha. Ben affetmiyorum. Hakkımı ben helal etmeyeyim. Helal etmeyeyim. Helal etmeyeyim. Kabin boy bagajım var, tamam mı burada? Kabin boy bagajıma ne yapmışlar bilin bakalım. Bunun da tekerini kırmışlar ya. Ya şu teker. Bak, şu teker şunların kardeşiydi, tamam mı? Bunlar New York'a geliyorken bu teker şu an nerede kim bilir. Ertuğrul gidişimi kutlamak için bana çiçek almış. Niye gidişimi kutlamıyor?
Çok mutlusun. Bigfoot'a benzedim. Canavara benzedim. Hiçbir şey kalmamış ya. Of ya. Sıkkımın kökü. Hiçbir şey kalmamış. Kapatın mağazayı ya. Şu eşofmanları almak istedim. Her yerde giyiliyor rahat. Bir şey değil de. Small varmış. Small da çok büyük. Yani ben küçük bir insan olduğum için, yere yakın olduğum için. Baksanıza boyu falan çok uzun geldi. Yani böyle. İyi sanki ya. İyi sanki iyi. Ya beni biraz kandırın ya. Almam lazım. Türkiye'de şu an İstanbul'da hiçbir yerde yokmuş. Ama çok büyük ya. Ya da kilo alsam mı acaba? Bunun için kilo alsam mı? Arkadaşlar ben vlog çekiyordum ama Ertuğrul yemiş bunları. Ve yediği için ben çekemedim ya. Yediğim en iyi burger. Evli amcalar valizimi kırdıkları için kendime yeniden valiz aldım. Küçük valiz. Ve aldım. Annem hayatımda hiç mango yememiş. O yüzden anneme mango aldım. Şimdi eve geri gidiyorum. Arkadaşlar yani hala gidemedim. Annem çünkü benim son anda uçuşumu business yapmaya karar verdi. Hani üst sekmeni tutacağım beni. Yapmayacağım bunu çocuğum. Buket'in birkaç gün ertelemesi gerekti uçuşuna. O bizde şu an uçamayacak. Yemin ederim nazar değdi ha. Bak gidene kadar kimseye söylemedik ki nazar değmesin, bir aksilik çıkmasın diye. Dün söyleyelim dedik sabah uçacağız diye. Söyledik ve nazar değdi. Şimdi kahvaltımı yapıyorum. Arkadaşlar açma aldım. Bu benim son açmam olabilir. Bu benim son açmam olabilir. Elveda diyorum. Açmamı. Ya o çocuğa ne kadar üzülüyorum yemin ederim bak. Türkiye'nin karanlık yüzü o çocuk. Beni o kadar üzüyor ki o çocuk. O çocuğunu açma. Lan açma lan açma. Hoş ben de küçükken her gün yemiyordum da. Yazık çocuğa her gün açmayı yemediği için üzülüyor. Açma ya. 1 lira. Bu ekonomiyi acil düzeltin ha bakanlar, beni izliyorsanız. Bakanın torunu falan ne varsa. Düzeltin. Az kalsın annemin yüzüne yanlış pasaportla gidiyordum ya. Neden? Tarihi geçmiş pasaportu vermiş annem bana. Şaka şaka ben kendim aldım da. Ta İspanya'ya giderken kullandığım 2 yıllık pasaportumu götürüyordum az daha. Hostes abla beni dövecek diye konuşamıyorum da bir tane hostes abla var burada. Bir sinirli bir sinirli. Ya bir sus şu resmi kapatabilir misin? Bak hostes abla açtı var ya. Seni yine çok azarlamadı da. Benim burada valizim var tamam mı? Valizimi koymaya çalışıyorum eğer müzikle müsaade ederse. Valizimi koyacağım, boyum yetişmiyor oraya. Abla hadi beraber koyacağız diyor. Tuttun mu? Tuttun diyor. Boyum yetişmiyor. Boyum. Tutamıyor. Boyum yetişmiyor ya. Nerede o hostes abla? Hiç bakalım buradayım. Buradayım ve buradayım. Buradayım ve buradayım. Uyduruyor mu? Oradan bakınca business'a bekliyor mu, benziyor muyuz? Arkadan uçağı yükseceğiz biraz daha utanmasak. 37 ay kaçtayız? 29 hakkını yedim adamın. Hadi oyun oynuyorum da açılmıyor. Uçağı patlatmanın vakti geldi. Ekranın bozuğu mu bana denk geldi yani? Aha. Açıldı seninkisi. Bir daha oyna. Orada da çili var. Of açılsana. Ya benim oyun açılmıyor ya. Bir daha sakın böyle şeyler yapma. Arkadaşlar sizi kandırdık. 15 saat uçup Türkiye'ye geri döndük. Ben niye patates püresi kokusu alıyorum? Çöpleri de toplamamış kimse. Ben geliyorum diye böyle bir karşılamaya gerek yoktu. New York'ta kavga. Kavga etmeyin gözünüzü seveyim, New York'tasınız ya. İşte insan dünyanın en yerine, en güzel yerine geldiğinde bile kavga edecek bir şey buluyor. İnsanoğlu böyle de, böyle de nankör. Günaydın herkese, New York'tan günaydın. Şimdi size malikane turu yapacağım. Şimdi şöyle kapıdan çıktınız. Burada böyle bir kraliyet alanımız var. Sonra burada mutfak var. Bak şeyi ne kadar koymuş adam ya. Koymuş yani bunu buraya. Kahve makine. Ana kahve makinemiz de var. Ya çok mutlu. Ana. Mesela bunları nasıl sabitlemiyorlar? Bunları mesela nasıl insanların çalmayacağını düşünüyorlar? Buraya benim geleceğimi akıl etmemiş bir Airbnb sahibi. Veya benim tarzımda insanlara hiç karşı... Ama böyle hiç mi insanlara inanacak yok. Evet. Ne çalacağım? Şunu taşıyayım. Valizimde sizce şunu yük eder miyim? Böyle bir şey yapar mıyım? Sonra burada bizim eşyalarımız var şu an. Daha yerleşmedik. Buradan gittiğin zaman burada bir yatak odası var. Burada iki tane yatağımız var bir şekilde. Şurada uyudum dün. New York manzaralı. Tamam ya. Şey manzara değil de üf ya.
manzaralı değil arkadaşlar. O kadar yüksek beklentileriniz olmasın. Şu an burada minik bir inşaat var. Burasını biz geleceğini düşünerek buraya çıktık. İleride burası inanılmaz gökdelenler alanı olacak. Uydurdun mu? Chinatown'ın öyle bir amaca hizmet etmiyor sanırım. Sonra burada kıyafetlerimizi koyacağımız yer var. Dün çok geç geldiğimiz için. Ve Airbnb'ci adam asla bize şeyi söylemediği için. Yani adam konumu son anda attı biliyor musunuz? Geliyoruz kapıdan. Mesela adamın neye benzediğini falan zaten bilmiyoruz. Profil fotoğrafından da belli değil. Adam hay falan yapıyor. Ben de normal birliğe sokakta selam veriyor sandım ama adama hay dedim. Ben de dedim bize dik dik baktı buna çok bakmayalım falan. Ama nereden bilelim delinin zoruna bak. Onu hani görünce ah. Bu bence Airbnb'nin sahibi falan dememiz gerektiğini düşündüm muhtemelen. Neyse burada bir tane oda daha var. Böyle burası da ayrı. Ve buranın da şeyi var. Zıkkumisi. Burada insanların etnisine üstüne çok karışmamak lazımmış. Benim de hayatta en sevdiğim şey insanları böyle gözlemlemek, izlemek falan. Burada öyle şeyler yapmamak lazımmış. Yani insanların gözüne uzun süre bakmayın. Tamam mı? Şimdi ben test edeceğim sizin için. Bakınca ne olur diye. Ama siz sakın yapmayın. Bir de banyomuz var burada da. Burası da banyomuz. Musluğumuz. Duşa kabin var. Şöyle. Burası da tuvaletimiz. Şu gözümden kaçmadı yalnız. Şunun inceliğine bakın. Şimdi biz hazırlanıp dışarıya çıkacağız kahvaltı yapmaya. Hava buz gibi bu arada. Sana bir şey diyeyim mi? Burada ama Dabbe'yi çekseler çekerler. Evet. Dabbe burada çekilebilir. Kapı ne? Çok değişik burası ya. Hayır, bu nasıl bir apartman? Apartman? Bak mesela şuradan yemin içini görürüm bu evin. İçeride ne yapıyorlar? Çekirdeğimi alıp otursam otururum. Günaydın New York City. Günaydın herkese. İşte şu an hala ben sindiremedim burada olduğumu. Ben de şu an daha ya şuralar falan bak bir gözüme şey geliyor. Güzel olabilir. Çok güzel duruyor. Getirdim arkadaşlar. Şunu üzerinde 50 bin kere falan görmeye hazır olun. Çünkü sadece yanıma bunu getirdim. Normalde şurada bir yere bagel yemeye geldik. Tam şurası. Sıra olmaz diye düşünmüştük. Bu ne? Bu ne? Şu an bedava veriyor olmaları lazım bu bagel'ı. I'm sorry. Her yerde bütün bagelcilerin önünde o kadar sıra var ki. Ve şu an muhtemelen cumartesi olduğu için de böyle. Evet. Vay herkes ben buraya geliyorum diye New York'a gelmeye karar vermiş. Anlamadık sanki ya. Arkadaşlar şovu kaçırdınız. Sabahtan beri çektiğimi sanıyorum çekmiyormuşum. CVS'e geldik şimdi. Şemsiye almaya. Kafamıza da belki bir şey almaya bir de şat alacağız. Böyle bir enerji şeyi versin diye. Çünkü ikimiz de burunlarımız böyle dolu dolu uyandık. Hissedebilirsiniz zaten. Bakın Cadılar Bayramı şey geliyor ya. Bakın süslemişler ya. Bakın. Ana anneme benziyor. Şaka şaka. Şaka yaptım. Şaka yaptım ya. Annemi şakaya alıştırmaya çalışıyorum da. Afem yok. Ay internetim de yok ki. Kız kaybetsem bulamam. Ben de seni arıyorum korkuyla. YouTuber yapacaktı sana. Bu kızlar YouTuber ya. Nasıl zaman şuradan? Şöyle şuradan bagel'larımızı aldık. Parka doğru gideceğiz. Park nerede? Bir şey yapıyorum. Parka doğru gideceğiz. Sanki babamın parkı orada. Tam tersiymiş. Türk damarımız bizi pazara getirdi. Bak yürüyerek kan çekti ve pazara geldik. E kimse var mı ya? Domates 5 lira. Tabii 5 lira değil domates kalmadı da. Hayırlı evet, pazarlar herkese. Bagel'larımızı yiyecek yer bulamadığımız için buranın yukarısında oturma yeri varmış. Oraya gideceğiz bagel'larımızı yiyeceğiz. Sonra çıkacağız buradan birazcık gezip. Adam bu arada bizi Fransız sandı. Fransız kadınları nasıl olur bilir misiniz? İnce, uzun, zarif. Yani bize benziyor. Bagel gurmeniz geldi. Cream cheese, vegetables. Sebzeli şeyle aldım. Ama hala sıcak olması ve mis gibi kokuyor. Bakın. Arkadaşlar benim adım zaten Eda Bagel Yaman. Arkadaşlar bu benim son bagel'ım olabilir. Bagel'lara çok zam geldi. Çok güzel New York'ta yapıldığı çok belli. Güzel yani. Bu arada internet var. Var mı? Hala hattımız olmadığı için internetimiz yok. Oh my god, really delicious. Oh my god, very delicious. Ah, yanağımı ısırdım. Şimdi şat almaya buraya geldik. Bu arada şemsiye aldım kendime de. Şat deyince böyle alkol falan sonra... Ay takılım ben şeyle giremem.
peki. Bununla giriyorum. Ben içeriye şununla girmeye çalıştım ama kapıdan sığmadım. Ama Fem söylediğine göre ben salakmışım gibi bakmışım. Muhtemelen her gün 5 New York'ta falan bir yapıyordum. Şimdi bir şart söyledik. İçerisinde sarımsak, soğan, her şey var. Bugün kimseyi öpmeyeceğimiz için rahat rahat içebiliriz. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. CVS'teki çocuk bana bunu sattı. Bana aşık olmadı. Anlamadık sanki. Kadından geçirdi bunu. Bu ne? İçinde çok koyucu bir biber var bence. Bir an dünyam karardı. Sizce inşaattan bayılan iki kız. Pardon abla, sen de misin? Abla, kapıda ambulans var mı abla? Kız aranan Big Boy'u buldum. Cats and dogs. İyi erkek kardeşimi yaptırayım. Bardakçıya geldik. Hairstyles burada lütfen şey yapmayı rahatsız etmek de istemiyor ama pardon bir fotoğraf çekebilir miyiz? Bakın. Hairstyles'e fotoğrafım. Ay Türkçe konuştum Hairstyles'e yanlışlıkla ya. Abi bunlar niye sürekli her yeri beni çizip durmuşlar? Bu arada sen beni sürpriz bir yere götürüyormuş ama neresi olduğunu söylemedi hala. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sen bir ipucu ver bari. Yok. İpucu da mı yok? Ya mağaza gibi bir yer bu arada. Harry Potter mağazası. Bildim. Niye söyledin? Niye ipucu verdin? Tamam hiç. Sana bir şey diyeyim mi? Girdiğim zaman yaşadığım şoka inanamayacaksın. Şoka inanamayacaksın. Tamam ilk defa görmüş. İlk defa görmüş, ilk defa duymuş gibi yapacağım. Bakın nereye geldik. Harry Potter New York. Harry Potter'dan New York'a gelmiş ben geleceğim diye ya. Anam Hedwig daha dün öldün. Kız yalan söyleme izledim filmini. Aa, daha dün Harry'nin de asansı kırılmıştı. İyi oldu geldiğim. Gerçekten yapabileceğime inandım ya biliyor musun? Bir sokramın kıymış. Evet. Ginny Weasley. Ginny'ye de düşe abi düşer zaten. En klasik, en olayı olmayan asa. Hermione'ninkinin güzelliğine bak. Kızdan bak zeka fışkırdığı belli bir bilgelik var. Şuna bakın. Bak Hermione'ninkinden bilgelik akıyor. Ne oluyor? Ben geldim diye. Yıl gelmiştir. Şaka. Bir gidip bakalım mı olay mahalline. Ay biri geldi vallahi kız. Ay evlenme teklifi ediyor. Bilmiyormuş. Anlamadım kız ne oluyor. Kolyeyle evlenme teklif etti. Olabilir arkadaşlar. New York style. Bir sarılın bir öpüşün. Bence soğukta soğuk. Ağlıyor. Ya ben evet diyorum o zaman. Ben Slytherin'deyim arkadaşlar. Aa Faruk'un burada ne işi var? Benden binlerce kilometre ötedeki arkadaşımla bile uğraşıyor. Bir aldık. Ben artık içmek istemiyorum. Ben de içmek istemiyorum. Almayın sırada kim varsa almayın benim şunu. Hani kötü yani kötü. Buz gibi olsa gider bence. Yok arkadaşlar bu kötü. Bak bunun ikinci deneyişim. İkisi de ilkinde de mesela ilk yudum çok iyi gelmişti. Oha demişim ne kadar güzel bir şey yapmış ama ikinci yudum onda da çok kötüydü. Arkadaşlar biz hala dışarıdayız yürüyoruz. 20 saat falan oldu. Ya da bu 13. saatimiz falan. Hala dışarıdayız bak artık ayakkabılarım ıslandı. Zatürre olmaya yaklaşım ama üstüme bir şey aldım. Bir tane kazak aldım şeyden. Büyücü şeysinden şey aldım. Ama gösterdim ya zaten neyi anlatıyorsam. Yağmur yağıyor. Şimdi hat almaya gidiyoruz. Ya bu adam ne yapıyor? Beni korkuttu. Karşıya geçelim. Ay zombi taklidi yapıyor. Bak şaka yapmıyorum. Bu hayatta en korktuğum şey zombi. Bir gün zombi baskını olursa ben yokum. Ben ilk günden öldüm. New York, New York dersin. Bak şu tavanlara bak ama. Bir yenileme yapmadınız mı? Bu insanların birbirini metroda itmesi falan moda oldu ya. Ay bir dakika pissiniz şu an. Temizleyeyim. Ha insanların birbirini metroda itmesi moda oldu ya. O yüzden aha şu demire yapıştım bakın. Kimse itmesin biz değil. Demire yapıştık burada. Gidemiyoruz. Niye bu kadar dolu? Şu an şeye binmişim. Yeni kapı M2 metrosuna binmişim. Allah aşkına yanıyor gibi duruyor. Devlet burada insanları sokakta alttan ısıtma veriyor. Resme kız beni. Metan gazı olabilir. Batılaştırma gazı olabilir. Abi kokan o değil mi ya? Hayır bu yemek kokusu. O kokmuyor. Ben onu bir kere merak ettim. Ben onu bir kere...
Ay donmuyon mu? Annen görse vallahi nasıl sinir olur, adam çiçeğiyle geziyor kısa kolluyla. Eve gidelim de Chipotle yiyelim. Eve gidip vallahi canım Müge Anlı izlemek çekti. Tayfur ne yaptı çok merak ediyorum. Son bölümde itiraf ettim. Artık sonuna çok yaklaştık işte diyorum. Kaçacak deliği kalmadı. Şimdi Chipotle söyleyip Müge Anlı izleyeceğim. New York'ta. Ben de kızılcık şerbetim bitirdim. Gerçekten. Biz eve geldik. Yemin ederim var ya. Cılkım çıkmış. Cırkım mı? Cırk mı denir? Cılkım mı denir? Cılkım çıkmış. Bacaklarım var ya soğuktan şey yapıyor, ağrıyor şu an. Sabah kadar da ağrıyacak. Ama ev sıcak. Ben anlamadım ev nasıl sıcak oldu. Biz çıkarken ev soğuktu. Sanki Airbnb'nin sahibi geldi. Isıtıcıyı açtı gitti gibi hissediyorum da hiç ortalığı da toplamamış. Ama buz gibi geldiler. Bunları nasıl ısıtacağız? Ana mikrodalgamız var. Hayatımda ilk defa mikrodalga kullanıyor gibi. Ben de kullanmamıştım. Bu arada kullanıyor gibi hissediyorum dedi. Allah kahretsin. Çok heyecanlıyım. Gerçekten öleceğim. İnsanlar TikTok'ta böyle... Daha buru buru yiyorlar ya. Kocamanlar. Her şey kocaman. Benimkini patlatmış adam. Tipi çok çirkin ya. Sıkırsın. Bunlar genelde yerken patlıyor zaten. O kadar güzel ki. İdam! 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 İdam!